Sevgili öğrenciler, merhabalar. Ben Esenler Belediyesi Gençlik Bilgi ve Hikmet Evlerinden İnkılap Tarihi Öğretmeni Elif Demirel. Sizlerle birlikte LGS 1. Dönem İnkılap Tarihi konularını tekrar edeceğiz. İlk ünitemiz Bir Kahraman Doğuyor. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı ile başlıyoruz sevgili öğrenciler. Bir taraftan güçlenen Avrupa, diğer taraftan da dağılan Osmanlımız var. Peki güçlenen Avrupa hem ekonomik hem siyasi yönden nasıl güçlendi? İşte sevgili öğrenciler, bunların güçlenmesi ilk önce coğrafi keşiflerle oluyor. 15. yüzyılda coğrafi keşiflerle beraber Avrupalılar yeni yollar, yeni ticaret yolları ve madenler keşfettiler. Tabii ki coğrafi keşiflerde pusulayı unutmayacağız. Peki devam ediyoruz. Bu coğrafi keşiflerle beraber yeni ticaret yolları bulan ve zenginleşen Avrupa ne yaptı? Rönesans, yani edebiyat ve güzel sanatlarda ne yaptı? Kendini geliştirdi. Peşinden dini alanda reform yaptı sevgili öğrenciler. Hemen peşinden de aydınlanma çağı geliyor. Aydınlanma çağı önemli çünkü akıl, bilim, deney konularında ilerlediler ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler başladı. İşte aydınlanma çağı sanayi inkılabının temelini oluşturur. Peşinden Fransız İhtilali var. Sevgili öğrenciler, Fransız İhtilali 1789 yılında Fransa'da aydınların öncülüğünde yapılmış bir halk hareketi. Peki ne oldu da Fransız İhtilali oldu? Özellikle sınıf ayrımına karşı, krala karşı olan halk ayaklanmıştı. Fransız İhtilali'nden sonra milliyetçilik, eşitlik, demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar ve fikirler tüm dünyaya yayıldı. Geçelim Osmanlı Devleti'ne. Peki Osmanlı Devleti bu durumda ne yapıyor? Coğrafi keşiflerle yeni yollar ve yeni ticaret yollarının keşfedilmesiyle beraber Osmanlı Devleti Akdeniz ticaret yolundaki hareketlerini kaybetti. Bunun üzerine diğer devletlere kapitülasyonlar verdi sevgili öğrenciler. Yani bu ne demek? Ticari ayrıcalık. Ve böyle ki Akdeniz'de daha fazla ticaret yapılması için içeride bulunan, üretim yapan vatandaşları bundan etkilenecek ve olumsuz yönden etkilenecek ve sanayi inkılabıyla da baş edemeyen Osmanlı Devleti Avrupalı devletler karşısında ekonomik olarak çöküntüye gidecek sevgili arkadaşlar. Peki sanayi inkılabının etkileri Osmanlı'da nasıl göründü? Osmanlı Devleti bu kurulan fabrikalarla ne yapamadı? Baş edemedi. Böyle olunca el tezgahlarıyla çalışıyordu. Bu tezgahlar teker teker ne yapmaya başladı? Kapanmaya başladı. Ve Osmanlı Devleti sanayi inkılabında özellikle sanayileşmiş ülkelerin sömürgesi durumuna düştü diyoruz. Peki başka ne oldu? Osmanlı Devleti ekonomisini düzeltmek için yabancı ülkelerden dış borç aldı sevgili arkadaşlar. Dış borçlarını bir zaman sonra ödeyemeyecek durumuna gelince Avrupalı devletler dış borcu Osmanlı Devleti'nden alabilmek için duyun umumiye, yani genel borçlar idaresini kurdu diyoruz. Peki Fransız İhtilali nasıl etkiledi Osmanlı'yı? Fransız İhtilali'de ne vardı? Milliyetçilik akımı. Şimdi Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Kimler vardı? Türkler vardı ama bunun dışında Rumlar vardı, Bulgarlar vardı, Boşnaklar vardı, Arnavutlar vardı, Araplar vardı, Ermeniler vardı. Pek çok millet vardı. Fransız İhtilali'ndeki milliyetçilik akımı her millete bir devlet sloganı temel alıyordu. Şimdi Osmanlı Devleti'ndeki azınlıklar da isyan etmeye başladılar. Ayaklanma başladı. Balkanlarda çıkan isyanlardan Osmanlı'nın huzuru kalmadı. Ve Osmanlı Devleti çok zor duruma düştü sevgili öğrenciler. Evet, konumuz bu şekilde. Şimdi hemen Avrupa'daki gelişmeler ve Osmanlı'dan sonraki konuyla devam ediyoruz. Peki Osmanlı Devleti dağılmayı önlemek için herhangi bir çalışma yapmadı mı? Tabii ki de yaptı. Ne yaptı? Fikir akımları ortaya attı. Ne yapmak istiyor? Osmanlı Devleti bu dağılmayı, özellikle Fransız İhtilali'nden meydana gelen bu azınlık isyanlarını durdurmak ve devleti tekrar bir bütün halinde tutmak istiyor. Hangi fikir akımları var? Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık. Peki Osmanlıcılık ne? Sevgili öğrenciler, Osmanlıcılık koskoca Osmanlı Devleti'nde bütün sınırları içinde bulunan tüm halkı, ırkı, dini, dili ne olursa olsun ayrım yapmaksızın Osmanlı vatandaşı kabul etmek. Peki bunun temsilcileri kim? Ziya Paşa ve Namık Kemal'dir. Peki Osmanlıcılık fikir akımı işe yaradı mı? Tabii ki de yaramadı çünkü azınlık isyanları devam etti. Bunun üzerine İslamcılık fikir akımı ortaya atıldı. Dediler ki madem azınlıklar isyan ediyor, gidiyor, o zaman biz Osmanlı sınırları içinde bulunan
Müslümanlarla beraber olalım. İslamcılık yani bütün Müslümanlar bir arada olalım, birlik olalım, ayrılmayalım dediler. Bunun da en önemli temsilcisi 2. Abdülhamit'tir diyoruz. Peki bu da çok işe yaramayacak. Bunun üzerine batıcılık fikri ortaya atılıyor. Diyorlar ki evet biz batıya yönelelim, batıcı olalım, batıyı örnek alalım. Böylelikle içimizde bulunan gayrimüslim yani Müslüman olmayanlar bizi benimsesinler. Biz böylelikle bu ayrılıkları, bu azınlık isyanlarını durduralım dediler. Ve son olarak da Türkçülük fikir akımına ortaya attılar. Sevgili öğrenciler, Türkçülük fikir akımında şöyle bir şey var. Osmanlı sınırları içinde bulunan Türklere millet olma bilincini kazandırmaktır. Bu arada Türkçülük fikir akımının en önemli temsilcisi sevgili arkadaşlar Ziya Gökalp'tir diyoruz. Peki demokratikleşme yolunda başka ne adımlar atıldı? Hemen ikinci konumuz bu. Şimdi yine Fransız ihtilalinin etkisinde milliyetçilik akımını önlemek. Aynı zamanda sevgili öğrenciler azınlıkların isyanlarını durdurabilmek için ne yaptılar? Demokratikleşme yolunda adım attılar. Bunlardan ilki Tanzimat Fermanı'dır. 1839 yılında Tanzimat Fermanı ilan edildi diyoruz. Peki Tanzimat Fermanı ne oldu? İlk kez hukukun üstünlüğü kabul edildi. Bu çok önemli çünkü padişah hukukun ve kanunların üstün olduğunu kabul etti diyoruz. Yalnız Tanzimat Fermanı'nın bir ismi daha var. Gülhane-i Hatt-ı Hümayun haberiniz olsun. Peki Tanzimat Fermanı'ndan sonra ne oldu? Yani herkes eşit sayıldı. Peşinden ıslahat fermanı ilan edildi. Gayrimüslim yani Müslüman olmayan halka bazı ayrıcalıklar verildi 1856. Peşinden 1. Meşrutiyet'e geçiyoruz sevgili öğrenciler. 1. Meşrutiyet 1876. Başta kim var? 2. Abdülhamit. 1. Meşrutiyet çok önemlidir Osmanlı Devleti'nde. Çünkü meşrutiyet demek yeni bir rejim, yeni bir yönetim şekli demekti. Ne vardı Osmanlı'da? Padişah vardı. Yani mutlak monarşi. Ancak bunun dışında şimdi meşrutiyet var. Meşrutiyetle beraber ne var? Evet bir padişah var ama onun altında iki tane meclis var sevgili öğrenciler. Mebusan Meclisi ve Ayan Meclisi. Mebusan Meclisi yani halk meclisi demektir. Ve Mebusan Meclisi ile beraber halk kısıtlı da olsa seçme ve seçilme hakkını ne yapmıştır? Kullanmıştır diyoruz. Aynı zamanda meşrutiyetle beraber kanuni esasi Osmanlı Devleti'nin İlk anayasası yayınlanmıştır diyoruz. Peşinden devam ediyoruz ikinci meşrutiyete. Ne oldu ki birincisi bitti? Arkadaşlar 1878 yılında Osmanlı-Rus Savaşı oluyor ve Abdülhamit bu Osmanlı-Rus Savaşı'nda yenilmemizi öne sürerek meşrutiyeti askıya alıyor. Meclisi kapatıyor. 1908 yılında tekrar meşrutiyet ilan ediliyor. Buna ikinci meşrutiyet deniyor. İkinci meşrutiyette ise padişahın yetkileri kısıtlandı. Yani padişah istediği gibi meclisi kapatamayacaktı artık. Ve aynı zamanda ne sevgili arkadaşlar meclisin yetkileri de arttırıldı diyoruz. İşte Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önleme çabaları da bu şekilde sevgili öğrenciler. Haydi bakalım Osmanlı Devleti bu durumda dağılma yaşıyor. Ama bu sırada 1881 yılında bir kahraman doğdu bile. Haydi bakalım beraberce Mustafa Kemal ve ailesini görelim. Şimdi sevgili öğrenciler Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babasının adı Ali Rıza Efendi, annesinin adı Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım'dı. Doğduğu ev neresi? Selanik. Bugün hangi ülkenin sınırları içinde? Yunanistan. Fakat Selanik şehri önemli çünkü Selanik'ten bol miktarda soru geliyor. Yani sık sık gördüğümüz sorular Selanik'ten çıkıyor. Peki nasıl çıkacak Selanik'ten sorular? Şimdi Selanik şehrinin özelliklerini isteyecekler sizden. Dünyanın çeşitli yerleriyle liman ve demir yolu bağlantısı var. Aynı zamanda Selanik Avrupa'ya açılan bir kapı. Bu hangi yönünü gösterir? Ulaşım ve coğrafi yönü yahut da ulaşım ve coğrafi özellikleri olarak geçer. Şaşırmayalım. Devam ediyoruz. Birçok ulusa ev sahipliği yaptı. Şimdi Türklerden başka milletler de vardı Osmanlı'da. Selanik'te de var. Türkler var, Rumlar var, Sırplar var, Bulgarlar var. Var da var. Bu hangi yönünü gösterir? Sosyal yönünü. Peki farklı dinler bir arada mı? Elbette. Müslümanlar var, Hristiyanlar ve Yahudiler var. Hepsi de kendi dinleriyle meşgul insanlar. Yani farklı dinler bir aradaysa bu hoşgörü özelliği yani hoşgörü yönünü gösterir. Ticaretin canlı olması. Liman şehri demiştik zaten. Burada ticaret var. Ticaret varsa ne vardır çocuklar? Ekonomik yön. O halde ekonomik yönünü gösterir. Gazete ve dergi sayısının fazla olması. Şimdi bu kültürel yönünü gösteriyor diyoruz. Evet hadi bakalım devam ediyoruz.
Mustafa Kemal'in öğrenim hayatıyla. Şimdi burada şehirleri tek tek verdim size. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradan soru gelir çocuklar. Nasıl gelir? Derler ki Mustafa Kemal hangi okulu hangi şehirde gördü veya hangi yerlerde öğrenim hayatını geçirdi? Bu tür sorularda şaşırmanızı istemiyorum. O yüzden özellikle sizlere bunları gösteriyorum. Şimdi Mustafa Kemal önce hangi okula gidiyor? Tabii ki mahalle mektebine. Kim istiyor bunu? Annesi istiyor. Mahalle mektebi geleneksel bir okul sevgili öğrenciler. Şimdi bu derste anlatmayacağım ben size ama ileride Tevhid-i Tedrisat diye bir şey var, konu var, kanun var. Orada göstereceğim ben size. Orada eğitim ve öğretimde birlik yok. Bizim nasıl milli eğitimimiz var? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün eğitim ve öğretim. Ama o zamanlarda eğitimde ve öğretimde bir birlik söz konusu değil. Geleneksel okula gidiyor ama çok uzun süreli olmayacak. Çünkü babasının daha çağdaş olan Şemsi Efendi ilkokuluna gitmesini istiyor. Mustafa Kemal daha sonra bu okula gidecek. İlkokul bunlar. Peşinden Mülkiye Rüşdiyesi'ne gidiyor. Mülkiye Rüşdiyesi sivil ortaokul sevgili öğrenciler. Buraya gidiyor. Peşinden Mustafa Kemal çok arzu ettiği bir askerlik var. Çok seviyor. İlla asker olacağım. Gizlice askeri okul sınavlarına giriyor ve kazanıyor. Bunun üzerine askeri rüşçiye yani askeri okula da dahil olacak hatırlayalım. Mustafa aslında ismi ama burada matematik öğretmeni çok akıllı olduğu için ona Mustafa Kemal diyor. Senin ismin Kemal olsun diyor. Ve Kemal ismi bu okulda ne yapılıyor? Veriliyor. Bu dört okul nerede? Selanik. Süper. Şimdi geçelim manastıra. Manastır'da sevgili öğrenciler askeri idadi yani lise okuyor. Lise önemli çünkü genelde gençlerin lise zamanında böyle vatan, millet sevgisi, milliyetçilik duygularının pekiştiği yerlerdir. Bu duyguların geliştiği yerlerdir. Mustafa Kemal'in de gelişecek göreceğiz. Peşinden de İstanbul'da Harp Okulu ve Harp Akademisi'ne geçiyor ve burada öğrenim hayatını tamamlıyor diyoruz. Peki şimdi gelelim Mustafa Kemal'in fikir hayatına sevgili öğrenciler. Şimdi fikir hayatında neler var? Yaşadığı şehirler var. Fikir akımları var. Türk-Yunan Savaşı var. Ve Türk-yabancı yazarlar var sevgili öğrenciler. Şimdi gelelim şehirlere. Dört tane şehirden bahsedeceğim burada. Bir Selanik. Az önce anlattık. Farklı yaşam tarzlarına bakış açısı kazandı. Manastır. Ne okumuştu? Az önce gördük. Askeri idadi yani liseyi okudu. Tarih, edebiyat sevgisi ve milli duyguları gelişti. Peşinden İstanbul sevgili öğrenciler. İstanbul nedir? İstanbul Osmanlı Devleti'nin payitahtıdır. Yani devletin başkentidir. İşte burada da devlet yönetimiyle ilgili fikirler gelişti. Peşinden ne var? Peşinden Sofya. Şimdi burada dikkatinizi çekiyorum. Bu da yine soru gelecek. Sınavda soru olabilecek konularımızdan bir tanesi. Şimdi bu dört şehir var. Şimdi geldik Sofya'ya. Mustafa Kemal Sofya'da eğitim öğretimi mi görüyor? Hayır. Mustafa Kemal burada bir görev alarak gidiyor. Yani ataşe militer olarak. Ataşe militer ne demek çocuklar? Askeri büyükelçi, diplomat olarak gidiyor ve dış politika kazanıyor. Peki soru nasıl gelir? Der ki size. Aşağıdakilerden hangisinde Mustafa Kemal eğitim öğretim hayatını görmemiştir? Veya eğitim yapmamıştır. Şimdi Selanik var mı? Var. Manastır var. İstanbul var ama Sofya yok. Çünkü Sofya'da görevli olarak gitti. Haberiniz olsun. Peki gelelim fikir akımlarına. Arkadaşlar Türkçülük ve Batıcılık fikir akımlarından etkileniyor Mustafa Kemal. Türk-Yunan Savaşı'nda da vatanseverlik ve milliyetçilik duyguları gelişiyor. Türk ve yabancı yazarlardan da Ziya Gökalp, Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi yazarlardan vatan, millet sevgisi ve milliyetçilik duyguları gelişiyor. Montesquieu, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau gibi yazarlardan da eşitlik, adalet ve demokrasi kavramlarını öğrenmiş oluyor diyoruz. Evet, sonraki konumuzla devam edelim. Neyi gördük? Mustafa Kemal hayatını gördük. Eğitim hayatını gördük. Fikir hayatını gördük. Gelelim askerlik hayatına. Şimdi Mustafa Kemal'in askerlik hayatı yalnız burada parantez açtım. Birinci Dünya Savaşı öncesi. Peki ilk önce nereye atanıyor? Şam. İlk görev yeri Şam'dır. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Bir cemiyeti kurması onun teşkilatçılık özelliğini gösterir. Peşinden geçiyoruz Selanik'e. Mustafa Kemal 3. Ordu Selanik birimine görevlendiriliyor. Bu sırada bir olay patlak veriyor. Bu da ne sevgili öğrenciler? 31 Mart olayı 1909. Türk tarihinde rejime karşı çıkan ilk isyandır. Hangi rejim? Meşrutiyet tabii ki de. Meşrutiyete karşı olanlar isyan çıkardılar. Ve bu isyanın bastırılmasına Mustafa Kemal ne yaptı? Görev aldı. Hareket ordusunu, hareket ordusu kurmay başkanı. Aynı zamanda hareket ordusunun ismini veren kişi de Mustafa Kemal'in kendisidir.
Şimdi burada bir duralım. Şimdi Mustafa Kemal ve bu 31 Mart olayıyla ilgili nasıl bir soru çıkar? Çocuklar şimdi size verirler. Der ki Trablusgarp der, Balkan Savaşları der veya işte Sofya der. Bir de ama 31 Mart'ı verir ve sonra der ki Mustafa Kemal bu aşağı buna göre Mustafa Kemal aşağıdaki şehirlerden hangisinde bulunmamıştır? Eğer sen 31 Mart olayının İstanbul'da olduğunu hatırlayamazsan bu soruyu, kolay bir soruyu kaçırırsın. Kaçırmaman için İstanbul'da olduğunu mutlaka bilmen gerekiyor. 31 Mart olayı İstanbul'da meydana geldi. Peki devam edelim. Picardi manevraları. Arkadaşlar Fransa'da görev alıyor. Fransa'ya gidiyor. Oradaki askeri manevralara bakıyor. Gözlemci olarak katılıyor. Peşinden Trablusgarp Savaşı var. Mustafa Kemal'in askerlik hayatında önemli bir yere sahiptir. 1911-12 yılları arasında meydana gelen bir savaş. Mustafa Kemal buraya gönüllü katılıyor. Derne ve Tobruk'ta da ilk askeri başarısını kazanıyor. Burada yerli halkı teşkilatlandırıyor. Şimdi ben size harita üzerinden bunu bir göstereyim. Size şöyle bir görün sevgili öğrenciler. Osmanlı Devleti Trablusgarp'a sahip ama Kuzey Afrika'daki son toprağı bu. Ve hemen karşısında İtalya var. İtalya siyasi birliğini geç tamamlamış ve kendisine sömürge istiyor. Bu tarafları gördüğünüz gibi diğer devletler kapmışlar. Mısır İngilizler tarafından sömürülüyor. İtalya'da karşısında bulunan ve diğer devletler tarafından sömürülmeyen sevgili öğrenciler Trablusgarp'ı ne yapıyor? İşgal ediyor. Şimdi Osmanlı Devleti karadan Trablusgarp'a gelemez. Çünkü Mısır işgal altında. Denizden donanması yok gelemez. Bunun üzerine bazı subaylar işte bunlardan bir tanesi gönüllü askerler Mustafa Kemal de bunlardan bir tanesi Trablusgarp'a gizlice geliyor. Ve burada yerli halkı ne yapacak? Teşkilatlandıracak. Derne ve Tobruk'ta Mustafa Kemal'in askeri başarısı var. Bakın Derne Tobruk'u hatırlayın. Trablusgarp'ta olduğunu hatırlayın. Bu tür soruları ne yapmayın? Kaçırmayın. Teşkilatlandırıyor, kazanıyorlar. Fakat bundan sonra İtalya başka bir hamle yapacak. Madem Trablusgarp'ta başarılı olamıyor. Bunun üzerine hemen 12 adayımızı işgal ediyor ve Çanakkale'yi abluk altına alıyor. Bu sırada da Balkanlarda savaş patlak veriyor. Ha, bunun üzerine Osmanlı Devleti geri adım atıyor ve buradaki subaylarını geri çağırıyor ve Trablusgarp'ı 1912 Uşi Anlaşması'yla İtalya'ya veriyor. Peki Trablusgarp'ın İtalya'ya verilmesinde ne tür sonuç var? Hemen söyleyeyim size. Kuzey Afrika'daki son toprağımızı kaybediyoruz. Peki Balkan Savaşları az önce gösterdim, bir daha göstereyim. Birinci Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal Gelibolu'da görev yapacak. Gelibolu'da görev yapacak ama bu önemli çünkü Çanakkale'yi tanıması, Çanakkale Savaşları'nda başarılı olmasına çok büyük etkisi olacak. Orada rahat bir ortamda orayı görmesi, hangi yerlerin çok önemli olduğunu bilmesine fayda sağlayacak. Birinci Balkan Savaşı patlak verecek. Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. Ve Osmanlı Devleti Edirne'ye kadar olan tüm topraklarını kaybediyor. İkinci Balkan Savaşı'nda da Bulgaristan'a karşı yine Romanya, Sırbistan, Yunanistan var. Bir de Karadağ birleşiyor. Çünkü Bulgaristan çok fazla toprak almıştı. Bu savaş sırasında işte Edirne'nin geri alınmasına Mustafa Kemal rol oynuyor sevgili öğrenciler. Gelelim sonrakine. Çünkü kronolojik olarak gittiğimiz için burada da Sofya Ateşe Militerliği var. 1913 yılında da Mustafa Kemal Sofya'ya gidiyor. Sofya nerede arkadaşlar? Güzel, Bulgaristan'da ateşe militer yani askeri büyükelçi olarak gidiyor, diplomat olarak gidiyor ve dış politikada tecrübe kazanıyor diyoruz. Peki burayı da bitirdik. Haritamızı da göstermiştik size. Peşinden devam ediyoruz. Şimdi gelelim Mustafa Kemal'in öne çıkan kişilik özelliklerine. Peki Mustafa Kemal'in kişilik özellikleri nelerdir? İleri görüşlü, lider, teşkilatçı, bak az önce anlattım. Ne dedik? İşte İtalya'ya karşı ne yaptı? Oradaki yerli halkı, Libya'daki yani Trablusgarp diğer ismiyle oradaki halkı ne yaptı? Teşkilatlandırdı. Başka inkılapçı, ileride görülecek, çok yönlü. Sadece Mustafa Kemal bir asker değil. Aynı zamanda matematiğe ilgisi var, tarihe ilgisi var, edebiyata ilgisi var. Var da var, çok yönlü. Vatansever. Bak gizlice ne yaptı? Trablusgarp'a gitti. Ve aynı zamanda kararlı, idealist. İdealistini nerede görüyoruz? Ne yaptı? Asker olmak istiyordu ve askeri sınavlara ne yaptı? Gizlice hazırlandı, girdi. Yani istediği hayallerinin peşine giden bir kişiliği var. Şimdi burada ünitemiz bitiyor. Şöyle güzelcene beraber sorularımızı çözelim ve bitirelim konumuzu. Sevgili öğrenciler, bu iki soruda milli eğitime ait. Bir tanesi kazanım testi.
Şimdi ilk sorumuzla başlıyoruz. Buna göre sanayi inkılabının Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir? Avrupa'da gelişen sanayi inkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa'dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar ithal ürünleri satın almaya yöneldiler. Arkadaşlar okuyalım şıkları. A şıkkı işsiz insan sayısında azalma olmasına. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sanayi inkılabıyla bir defa Osmanlı Devleti başa çıkamadı bile. Küçük atölyeler kapandı, işsiz sayısı arttı. A şıkkına eleğin gitsin. Geçelim B şıkkına. Küçük el tezgahlarının sayısında artış yaşanması. Kim ne yapsın küçük el tezgahlarını? Koca koca fabrikalar kurulmuş. Çok fazla ürün elde ediliyor. Hem ucuza mal ediyorlar hem de çok fazla üretim yapıyorlar. Küçük el tezgahlarında artış yaşanmaz. Peki devletin vergi gelirlerinin çok yüksek düzeyde olması? Bu da mümkün değil. Çünkü biliyorsunuz kapitülasyonlarla beraber diğer devletlere ne yaptık? Ayrıcalık tanıdık. Hatta gümrük vergilerini azalttık. Böylelikle yerli üreticiler bunlarla kesinlikle rekabet edemez duruma geldi. Yani o zaman A, B ve C şıklarını atıyoruz. D şıkkına gelelim. Ülke topraklarının uluslararası açık bir pazara dönüşmesi. İşte cevap bu. Çünkü sanayi inkılabıyla beraber ülke toprakları Osmanlı Devleti açık bir pazar haline dönüştü maalesef sevgili öğrenciler. Geçelim diğer sorumuza. LGS çıkmış sorular 2019 yılında. Bu bilgilerden Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir diyor. Şimdi Mustafa Kemal 31 Mart olayında sadece isyanların bastırmasına değil, ordunun kurulması, harekatın planlanmasına da rol almıştır. Şimdi harekatı planladı dedi. Peki bu Mustafa Kemal'in hangi özelliğini ortaya çıkartır? Tabii ki de sevgili öğrenciler teşkilatçılık. Peki Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra İstanbul'a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiş. Bak ülkenin durumunu görüyor ve ne yapabiliriz? Yani nasıl ülkeyi kurtarabiliriz? Bu da vatansever olduğunu gösterir. O halde cevap şıkkımız hangisi? Tabii ki de A şıkkı diyoruz. Burada konumuzu bitirdik. Birinci ünite burada bitiyor. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum sevgili öğrenciler.